Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidina ve medet ya Resulina medet ya sahabem. Destur ve ala inşallah fazla asal şu Muhammed ala fazla ve medet. Tarikatına as-sohba ve khayru kül zemiyye. Mübarek Ramazan ayın güzellikleri çoktur. Hayırlara hep hayırlara vesile oluyor. Öncesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği Müslümana 3 günden fazla küs kalması caiz değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için eskiden de Ramazan olduğu vakit insanlar birbirlerine küskünler, barışırlar, muhabbetleri çoğalır. O da Allah rızası için bu bir ortada büyük bir sebep olmayınca onu yapmak lazım. Büyük sebep de işte yani bu fitne olarak fitne yahut nasıl insanları kötü huylara, kötü şeylere alıştıran birisi varsa ondan zaten konuşmak caiz değildir. Onu dışlamak lazım. Öteki türlü ufak tefek sebeplerden dolayı küskünlük onlar olmaz. Onlar 3 günden fazla caiz değil. Şey yapmasa bile insan, fazla muhabbeti olmasa bile selam olur. Yani böyle küsüp de hele bazıları selam verir, selam almayınca günaha girmiş oluyor. Çünkü selam vermek sünnettir, almak farzdır. Onun yani ve aleyküm selam deyip onu demek farzdır. Cemaat olursa birisi ve aleyküm selam dedi mi ötekilerinden düşüyor o farz ama birebir olunca da onu söylemeyince o vakit şey yapıyor, günaha girmiş oluyor. Onun için bu eski insanlar her şeyin adabını, usulünü biliyorlardı. Şimdi hani bırak çoluk çocuğu, büyük insanlar bile artık unutmuşlar adabı, erkanı, adab-ı maşeret diye bir şey vardı eskiden. Şimdi o yok. Herkes bir tuhaf olmuş, insanlık vasıflarından mahrum olmuş. Bu insanlar çok ama insanlık sıfatı kalmamış. Allah muhafaza etsin. İnsanın da sıfatı İslam'la olur. İslam'ın adabıyla o insanlık çıkar. Yoksa İslam'ın adabı olmadıktan sonra insanlık arama, menfaat ara, münafıklık ara, kötülük ara, başka şey değil. Şimdi bu mübarek ay dediğimiz gibi her güzellikleri olsun diye Allah Azze ve Celle ona özel tecelli vermiş, özel bir özellik vermiş yani bu Ramazan ayının. Onun için insanlar bu hürmet edenler o tecelliden, o güzellikten nasibini alır inşallah. Allah mübarek etsin. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnsanlık sıfatını kazanalım inşallah. Ve minallahu tevfik el fatiha.